Herkese selamünaleyküm dostlarım. Herkese bol bereketli hayırlı üretimler diliyorum. Biliyorsunuz ben kümesime kuş sokmuyordum. Tamam, gene sokmuyorum. Bak, sokmuyordum, gene sokmuyorum da. Şöyle bir iş var. Ben zaten bildiğiniz gibi yerli ve Çek devam edeyim genellikle. Ya İngiliz jumbo falan biraz az. YouTube'dan da satış yapmaya başladık. Osmaniye'de jumbo falan gitmiyor arkadaşlar, açık konuşmak gerekirse. Yani 100 lira, 150 lira, 200 lira diyorlar şu boyuttaki jumbolara. Ben de 200-250'ye vermiyorum arkadaşlar şöyle yetişmiş jumboları. Yavruları da 200'den aşağı vermiyorum arkadaşlar. Açık konuşmak gerekirse tabii boyuta göre değişiyor. Gördüğünüz gibi bunda. Şimdi dostlar, öyle bir jumbo aldım ki. Şu an sizden bir isteğim var. Beni izleyen kişiler. Evet siz. Evet siz. YouTube'da beni izleyen kişi. Evet sen. Önce videoyu zaten beğen bir baştan. Bir de maşallahını ekle. Bir de nazar falan değdiriyorsan, öyle bir yeteneğin varsa lütfen videomdan ayrıl kardeşim. Ben nazarla falan uğraşacak şeyde değilim. Lütfen nazar değdiririm ben. Benim gözüm değer falan diyorsan videoyu şu an kapat. Şu an bugün zaten bir de bundan bahsetmek istiyorum. Yeni kuş alındığında neler yapılması gerek? Onlardan bahsedeceğim. Benim gibi arkadaşlar, göz değdiririm ben, benim gözüm değer falan diyorsanız videoyu burada sonlandırırım. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi üst vasıf jumbo takım aldım. Üst vasıf dediğim ne? Benimkiler öyle üst vasıf. Mesela benim normal jumbolarımdan gösterteyim bir takım. Çıkıyorum. Normal jumbo. Gördüğünüz gibi jumbo. İngiliz. Şimdi göstertiyorum arkadaşlar, hazır mısınız? Cremio jumbomuz. Hanemize hayırlı uğurlu olsun. Yanında da yeşil bir jumbomuz var. Arkadaşlar Cremio jumbo emin olun bulunmaz bir şey. Bulması zor. Erkeğimiz ayrı güzel, dişimiz ayrı güzel. Yani bir maşallah deyin arkadaşlar öncelikle. Nazar değdiriyorsan zaten videodan çık. Şöyle incelemesini yapın arkadaşlar kendinize. Gördüğünüz gibi 10 numara kafa yapısı filan. Dişinin arkadaşlar büyüklüğü daha büyük. Ama Cremio tepeyi bir açtığı zaman özellikle, o zaman görün derim yani. Maşallah 2 kat oluyor kafası. Çok güzel bir takım. Burada da zaten karantina kafesim, bildiğiniz gibi. Takip edenlerin bildiği gibi. Bu arada buradan Antep'e, Mardin'e selam olsun. Son videoda iki şehir onlardı. İki şehir etiketlediler. Şimdi arkadaşlar yeni gelen takıma ne yapılır? Bunlardan bahsedeyim. Yeni gelen takım arkadaşlar, öncelikle bir karantina kafesiniz olacak veya salmanız. Karantina kafes veya salma. Toplu alıyorsanız salmanız. Karantina kafesim var burada gördüğünüz gibi. Yavruları altına koydum. Diğer kuşlardan biraz uzak, mesafe var aralarında. Kuşları birleştirmiyorum. Öncelikle bir karantina kafesiniz var. İlk şeyimiz karantina kafesi. İkinci şey, bu kuşların dezenfekte olması için üstlerine şey yapmamız gerekiyor. Hani karantina, zaten hepimiz farkındayız şu an. Karantina gibi bir kelimeler falan çok kullanıyoruz. Hani şeyler girdi, virüs falan geldi. Dezenfekte işlemleri falan uygulanıyor. Önce hayvanın içini dezenfekte edeceğiz. Onun için de bu trifüjyon kutusu, ama bakmayın, elma sirkesi. Elma sirkesini böyle kutuya koydum. Şöyle elma sirkem var. Elma sirkesi hayvanı zayıflatır normalde. Yağlanmış hayvanların yağsını da alır. Ama 10 numarada bir dezenfektandır dostlarım. Bilginiz olsun. Elma sirkesi 5 damla. Bir gün elma sirkesi. Öteki gün sulu çıkartın. Normal su. Bak, elma sirkesi normal su. 3. güne geçtik. 3. gün olmazsa olmaz. Trifüjyon. Verin. 5 damla da bundan damlatın. Kesinlikle kursak mantarı, kuruma falan varsa, zaten kuruma olsa almam. Kursak mantarı olsa almam, orası ayrı bir şey. Verin. 4. gün gene normal su verin. 5. gün gene elma sirkesi arkadaşlar. Elma sirkesini tekrar veriyorsunuz. Orijinal elma sirkesi varsa daha iyi. Gene 5 damla. 4 gün uyguladığınız zaman, hasta değilse kuşlar, 4 gün uyguladığınız zaman iyi gelecektir. Gelelim bu kuşlar kaç gün ayrı kalacak. Arkadaşlar kuşun durumunu siz biliyorsunuz, ben değil. Öncelikle net bir tarih vermeyeyim. Ama en az 10-15 gün ayrı kalacaklar dostlar.
Onu da söylemiş olalım. En az 15 gün ben ayrı tutuyorum özellikle. 27-28 gün tutanlar var üreticiler arasında. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 numara maşallah kuşlar. Evet. Gördüğünüz gibi kremi jumbomuz. Ya arkadaşlar kamerada emin olun küçük çıkıyor. Bakın kamerada bakın Japonistan hemen hemen aynı boyutta çıkıyor ama maşallah bu büyük. Bu arada bu takımımız. Boş olan sadece bu takım vardı. Bu takımı çıkartıyorum elimden. Bunlar da Jumbo'dan kalası değil de Çekasovak bir takım, hazır takım. Trabzon'da Zekeriya abime hayırlı olsun dedik. Şimdilik bakalım. Yarın paramızı atacak. Yarın akşam kargoya vereceğiz şehirler arasına. Bakalım umarım sözünden dönmezse bu takımımız satıldı, haberiniz olsun. Fiyatlarını zaten söylemiştim. Soran olursa Instagram'dan yazarım arkadaşlar. Fiyat söylemeye gerek sevmem. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. En ucuz kuşum da 85 lira yavrularda. Gönderim ücreti alıcıya ait arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bana öyle bir kuş falan sormayın yani başarı. Bilginiz olsun. Emin olun yani YouTube'dan az izleyen var ama çok yazan var arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Kuşum dişi mi erkek mi falan bayağı yazan var. Ben şaşkınım zaten. Maşallah dostlar ya... ben nazar değdiririm diye korkuyorum. Nazar değdirmeyin arkadaşlar lütfen. Ben burada paylaşım yapıyorum ama lütfen nazar değdirmeyin. Herkes benim gibi bakmıyor tabii ki kuşlara. Satlık da değil. Bilgisini vereyim. Yavrusunu alırsam yavrusunu satarım. Kremi yavruyu falan olursa satarım. Fiyatları yüksek arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Böyle bir takım için dişimiz zaten biraz tüy de. Az bir tüy de ama. Yavrusunu satarım arkadaşlar belki. Ya yavrusuna göre tabii değişir. Dediğim gibi yavrusuna talip olun ama bunlara talip olmayın. Lütfen nazar falan da değdirmeyin. Böyle hayırlı olsun dedik bakalım. Jumbo takımlarımızdan güzel bir takım oldu. Güzel iriliği maşallah 10 numara bir takımımız var. Dediğim gibi arkadaşlar lütfen maşallah deyin, nazar değdirmeyin. Şöyle diğer kuşlara da ufak tefek göstereyim. Ya arkadaşlar millet kıskançlıktan artık kötü yorum yapmaya başladı ve bu durum sinirimi bozuyor açıkçası. Kardeşim sen kaç ne kadar verim alıyorsun ki? Mesela o uyguna kuşum yok dedim ya, orada kuşların altını göster falan diyorlar. Boş boş muhabbetler var. Ya arkadaşlar kimseyi aşağılamak, kötülemek istemem ama. Ya ben normalde fazla göstermeyi de sevmem arkadaşlar ama YouTube'dakiler yani görsün yaptıklarımızı. Ya mesela bakın şu hayvanın kafa yapısı normal yerle değil. Bunu da soranlara bilgisini veriyorum. Normal yerle değil arkadaşlar. Tamam annesi babası bu. Yani yerli tamam. Renk güzel yerli de. Ama arkadaşlar yavruları emin olun kendilerinden daha büyük olacaktır. Böyle 5-6 aylık olunca. Dediğim gibi fünyelinin yavrularını da buraya kaydırdım. Karıştırdım zaten. Burada da 5 olması lazımdı yavru sayımız. Maşallah yuvalarımızı falan temizledik zaten arkadaşlar. Yerleri göstermek istiyorum. Temizlik had safhada arkadaşlar. Ya niye odaklanıyorum kardeş? Hah odakladı. Yerler ufak tefek talaş döküntüleri var şu an. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Salmamızı da şöyle göstertelim İngilizimiz. Ya belki o kremi ÖDF'yi İngiliz'e vurabilirim. Videonun burasını izleyen arkadaşlar yorumlarda belirtsin. Şöyle göstertelim. İngilizimiz üst vasıf İngiliz. O kremiyodan bence iri olacaktır. Ama kremiyonun arkadaşlar ya şu an normal duruyor da ya kafasını bir atsın. Görseniz keşke. Maşallah 10 numara bir şey. Dediğim gibi arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Yavru alabilecek miyiz? İlerleyen günlerde ne olacak? Belki o dişiyle işlemem. Eşler miyim bilemiyorum tam da. Dişimiz de tüy de zaten. Dediğim gibi bakacağız yani duruma göre arkadaşlar. Dişi arkadaşlar irilik olarak emin olun çok büyük. Dişimiz yani şovganı da taşıyor olabilir bilemiyorum yani. Yavrularımızı da şöyle ufaktan göstertelim. Hey, ben kafanı içeriye sok ezdireceğim. Hadi git. Bismillahirrahmanirrahim. Bilezikler filan sipariş edildi arkadaşlar. İlaçlar sipariş edildi. Hepsi gelecek. Bak bak kafa açtı bak. Ya abi hemen geri dağıtıyor. Neyse arkadaşlar yani ben gördüğümü söylüyorum zaten. Dediğim gibi arkadaşlar lütfen maşallah demeyi unutmayın. Bu arada Japonez takımımız ilk yumurtayı attı. Yarın belki üretimhane son durum videom gelir. Hiç belli olmaz arkadaşlar. Yarın o akşam o takımı zaten gönderiyorum. İnşallah. Bakacağız Zekeriya abimiz ne derse ona göre
gönderip göndermeyeceğimizi diğer videolardan da görürsünüz zaten. O takımı satma sebebini de söyleyeyim. Takımlar inanılmaz güzel. Anlaşıyor bak. İnanılmaz iyi de. Ya arkadaşlar bu takımı koyacağım. Yerim eksik. Şu an koç çalışmayı düşünmüyorum. Yaza giriyoruz. Tavan yapılacak yarın veya diğer gün. Ya çok işim var. İşim başımdan açtım. Onun için hem bir gelir olur o bana. Hem başka şeyler. Kafeslerim de bu şekilde arkadaşlar. Osmaniye'deki arkadaşlar sattık. 75 lira tanesi. 3 yemlikle. Kalın telli galvanizli var. Beyaz telli olan var. 2 model olarak. Onları genelde tek kuş alanlara veriyorum arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar hayırlı olsun. Yeni kuşlarımızı aldık. Bomba gibi bir sezon beni bekliyor diğer sezonda. Umarım şu yavruları da çalıştırırız. Umarım kafamdaki diğer projeler de gerçek olur ve yolumuza durmadan sizinle beraber devam ederiz arkadaşlar. YouTube'da da güzel videolar, güzel yorumlar, güzel teşekkürler. Ne bileyim kardeşim yararlı olmuş, ben faydalandım, Allah razı olsun mesajları geldikçe ben YouTube'a devam edeceğim arkadaşlar. Bunu bir bilin. Yorumlarda güzel yorum gördükçe ben bu işi bırakmayacağım. Her gün video atmaya çalışıyorum. Hatta video atıyorum her gün. Geçen videomda yorumlarda belirtmişsiniz. Onunla cevaplamak istiyorum buradan. Arkadaşlar ben üniversite öğrencisiyim. Adıyaman Üniversitesi'nde 2 yıllık. İşim gücüm yok. Bir de Osmaniye'nin internetleri, wifi'leri biraz sıkıntılı olduğu için, yavaş olduğu için videomu akşam tıklıyorum, sabaha doğru yüklemiş oluyor. Ya mesela öğlen tıklasam, akşam yüklese daha iyi aslında. Ama mesaj geliyor, evde olmayan bilmem de geç yükleniyor arkadaşlar. Ben de onun için her zaman akşamları tıklıyorum ki sabah yüklenmiş olsun. Bunlar niye buralarda durmaya başladı? Ben bunu da çözemedim açıkçası. Bu kadar burada durmuyordu. Neyse arkadaşlar, ilaçlarımız gelecek, bilenziğimiz gelecek, tavan yapılacak, Trabzon'a kuşlarımızı yenileceğiz. Bir sürü videolarımız var. Gelmeye de devam edecek arkadaşlar. Kuşlarınız hastaysa Instagram Serkan Altire DRK80, oradan bana ulaşabilirsiniz. Lütfen hala abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Lütfen abone olun. Ben burada biraz emek ediyorum, şey yapıyorum. Ya abone geliyor Allah razı olsun ama yani 300 izlenme 30 beğeni olmuyor yani arkadaşlar. Bir oturum açın. Abone olmak ücretsiz zaten. Buraya kadar izleyen arkadaşlarıma çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Herkese bol bereketli ve hayırlı üretimler. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yorumlar kısmına maşallah yazan arkadaşlarım, size ayrıca teşekkür ediyorum. Siz de hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda bana bildirirseniz çok 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 sevinirim. Herkese Allah'a emanet olsun. Herkese bol bereketli üretimler. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.